Çok hoşlanmam vedalardı. Çok zorlu bir süreçti. Çok yoruldular. Çok gülüyorduk. Biz çok güzeldik bence. Bu benim ilk yaptığım romantik komedi değil. Bundan önce de birçok yaptım. Bu zirvesi oldu açıkçası. Çok güzel bir kimya vardı. İlk başta o kimyayı oluşturmanın çok önemli olduğunu biliyordum. Zaten mesaimi de çok o yönde kullandım. Oyuncuların birbirine kaynaşması olsun. Canla, Demet'le dahil olmak üzere diğer oyuncular da. Bana söyleyecek bir şeyin var mı? Gerçekten duymak istiyor musun peki? Diziyi çok seviyorum. Çünkü gündelik yaşamda kafamızı başka şeylere dağıtmak için çok ideal bir diziydi. Ne oluyor sana ya? Söyle, biz ayrıldık. Projeler biterken hep bir burukluk, bir üzgünlük oluyor, bir üzülme oluyor. Ama bence biz projenin hakkını verdik ve gideceği yere kadar herkes güzel katkıda bulunarak gideceği yere kadar götürdü diye düşünüyorum. Mahallemizin artık yepyeni bir aşkı var. Osman kaç sanem her yere kaç. Biraz da bir tahammül işi. Hepimiz birbirimizi severken aynı zamanda birbirimizi tolere de ediyoruz. Seferciğer, orijinalin geldi. İnşallah Leyla için gelmişsindir. Çünkü ben de çiçeği kaptım. Kimin için kaptım? Sanem için kaptım. Biraz yorgunluk ve hafif bir burukluk da var tabii yani bitirdiğimiz için. Buruk yani, buruk bir duygu. Çok güzel hatıralarım var, çok güzel anılarımız var. Ha gideceğim, söyleyeceğim, Sanem'le bir sevgili olduk diyeceğim. Cayır cayır yanıyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz aşkımızdan diyeceğim. Bunların hepsini söyleyeceğim. Erkenci kuşun başarısının sebebi tamamen enerji bana göre. O köpürtme yani, nasıl anlatayım size? Oyuncuların bir sahneyi köpürtmesi diyoruz biz buna. Enerjiyle, doğaçlamalarla, bir şey katmalarla, yazılmayan bir şey oynamayla falan. Oyuncuların bu uyumu, karşılıklı uyumu, iki oyuncunun birbirine çok güzel bakıyor olması bile çok önemli. Güzel bakmak bile seyirciyi zaten alan bir şey. Bu senaryoda yazmaz yani. Size bağlıdır o performans. Sanem'in canın albatrosu olduğunu anladığındaki tepkisine gerçekten ben o kadar güldüm ki kendi içimde. Albatros. Siz albatrosunuz. Nasıl ya? Albatros'unuz aynı zamanda da Can Bey misiniz yani? Ben ne yaşıyorum ya şu anda? Ya keşke o anda bunları söylemiyor olsan. Çünkü niye 1-0 yenik başlıyorsun şu anda? Çünkü o da çok heyecandan dolayı bir sürü saçmalık yaptı orada. Daha kötü başımıza ne gelebilir ki? Ben çok vedalardan hoşlanan biri değilim. Ben hani bir hayal kurduk. O hayali yaşattık. Şimdi o hayal bitiyor. Ve Allah sağlık versin. Yeni bir hayal kuracağız ve bu piyasa sanıldığı kadar büyük değil aslında. Aktif çalışan insanlar. Hep biz birbirimizle karşılaşırız. Peki bizden daha iyisi var mı? Hayır! Teftişi baltalamanı istiyorum. Ne? Ya Erkenci Kuş'tan önce birkaç projede zaten olmuştum ama benim en çok dikkat çektiğim ve en çok bir şeyler öğrendiğim sette, kariyerim anlamında en çok basamak atladığım proje. Sana bir sır vereyim mi? Verme, verme. Tamam mı? Sana verme. Vereceğim. Ben Can Bey'e aşık oldum. Aslında bu zamana kadar aradığım albatros Can Bey'miş. Biliyor musun? Beni operada ikinci kez öptü. Hiç kimse bilmiyor. Bu çok büyük bir sır. Kimseye söyleme. CD'yi çok seviyorum ya. Çok tatlı. Böyle hatta dua ediyorum öyle bir arkadaşım olsun diye. Gelip sana bir sır vereyim mi deyip giden insanlar var dışarıda mesela. Sadece diyalog bu ve görünce CC gibi yüzüme çığlık atan insanlar oldu dışarıda ve biraz tedirgin oluyorsun tabii de bu tepkileri unutmayacağım hiçbir zaman. İlerisinde ne göstereceği belli değil yani bazı dizileri ben hani şey yapıyorum şu olacak diye ama onu kestiremiyorum. Bu dizi heyecanı yüksek tempolu bir dizi olduğu için samimi içten insanların özlediği duygulara hitap ettiği için bence başarılı oldu. Ya mevkide teyze zaten benim hani böyle annem gibi falan oldu artık yani öyle hissediyordum izlerken. Yapacağını açıklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz ben ve Merdanem. Seyirci olmadan bizim yaptığımız işin bir karşılığı yok. Hemen damat bağmat başladı. Nereden çıktı damat? Gelip evden benden istediler mi? Ben 51 hafta boyunca onlarla beraber olduğum için, onları tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sen benim kız arkadaşım. O zaman bu daha büyük bir felaket. Biraz kötü bir tanışmamız oldu da. Herhalde en çok onu özleyeceğim. Çok anında espriler üretiliyor. Bir sahne yazıldığının 10 misli köpürtülebiliyor. Çünkü bütün oyuncular buna katkıda bulunuyor. Ya onların oyunculukları öncelikle beni etkiliyor. Hani insanı cidden role kaptırıyor. Film bittikten sonra hala insanı düşündürebilen bir
diziye. Vallahi bize inanıp bizle birlikte bu yolculuğa çıktıkları için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah onların beğenilerine hitap eden bölümler oluşturmaya hep gayret ettik. Onlar bizim için hep belirleyici ve önemli etken oldu. Hep onların yönlendirmesi bizim için belirleyici oldu. Onun için bu sahiplenmeye, bu dizinin arkasında durma çabalarına en içten duygularımla çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Bundan sonraki hayatlarında oyuncular için söylüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Ekibime de bizim yeni yolculuğumuzda inşallah bunun daha üstüne çıkacağımız, daha başarılı olacağımız işler temenni ediyorum. En büyük arzum bu. Erken Çıkış tahminimden çok daha büyük bir zirve yaptı kendi içimde. Hiçbir zaman unutamayacağım işim oldu. Hayatımın sonuna kadar da gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasını istiyorum. Ay Balık Burcu için çok duygusal oldu bu sorular. Ay hiç vedalarız diyemem. Öyle. Emeği geçen herkese teşekkürler.